Asla akledilmez. Bunu o ekibin her bir ferdi bu muhabbeti, aşkı veya bu ehemmiyeti göstererek yapan kurumları tercih etmek hastalarımız için, bu işi düşünen, saç ekimi yaptırmayı düşünen insanlar için artı bir değerdir. Bu zaten görüşmelerde, incelemelerde veya alınan referanslarda bunu insanlar rahatlıkla ayırt edebilirler. Kurumun yapılan işleme verdiği önemi rahatlıkla gözlemleyebilirler yani. Şimdi bu artık yani bu çağlar hani insanın daha da değer kazandı. Yani çünkü tıp hakikaten insanı artık bir birey olarak görüyor. Hatta ne diyor? Hastalık yok, hasta var. Yani bu Evet, kadar hani evet. bir birey olarak görüp özen gösteriyor. Evet. Dolayısıyla aynı şeyi koordinasyonda da yapıyor mu saç ekim merkezleri? Yani mesela yurt dışından gelen hastalar ya da şehir dışından gelen hastalar için hani saç ekim merkezlerinde tabii ki yani bu işi hakkaniyetiyle yapanlar için söylüyorum. Neler yapılıyor Mevlüt Hanım? Bir kere şunu asla unutmamak lazım. Bizim kendi düşüncemizde, kendi bakış açımızda herkesin alnında ben önemliyim, lütfen önemli olduğumu hissettir yazıyor. Yani Tabii canım, bunu herkes çünkü öyle bilerek hakikaten. hareket etmek insanları değer katıyor yani. Dolayısıyla saç ekimine karar vermiş, hiç ülkemizi bilmeyip, hiç Türkçe konuşamayan insanları burada misafir ediyoruz değil mi? İşte en başından en sonuna kadar, daha ilk karar verdiği andan itibaren, gittiği ana kadar bu önemi hissettirerek, kişilerin bütün sorularını, endişelerini, meraklarını gidererek biz organizasyonlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bu bize çok hem güç katıyor hem de sevgimizi gösteriyor operasyonları yaparken hastalarımızda. Daha ilk gelmeye karar verdiğinde organizasyon, otel rezervasyonları, İstanbul İdeali de bu zaten değil mi içerisindeki yani? tabii ki yani şu anki hani başarınızın nedeni nedir diye bazı sorular alıyoruz biz kurum olarak, kendi grubumuz Hem de olarak. Türkiye'de aynı Evet, zamanda da çünkü hem saç ekim Türkiye'de açısında Türkiye çok başarılı çünkü. hem ülkemizde hem de Avrupa'da veya diğer ülkelerde imajımız bu bizim değil mi? Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bir döviz girdisi sağlıyoruz. Şu an Sağlık Bakanlığımız da artık bunun çok çok farkında. Artık destekliyor bu anlamda. Ülkeler arası sağlık turizmini geliştirecek konsey oluşturuldu mesela. Bu inanılmaz gurur verici bir olay. Ülkemiz adına söylüyorum ben bunu. Çünkü ülkemizin adını tüm dünya ülkelerine duyuruyoruz böylece. İşte bu noktada insanların bekledikleri hizmet kalitesini en ince hususunu göz önünde tutarak tüm programı gerçekleştirmek. Burada İstanbul'a geldiklerinde veya şehir dışından gelmeseler de İstanbul'da yaşayan hastalarımız için de aynı şey mevzu bahis. Hiçbir sıkıntı yaşamaksızın tüm endişelerini yok ederek bu operasyonları yapıyoruz. Dolayısıyla insanların beklentisi de zaten bu anlamda kaliteli hizmet, önemsenmek ve değerli olduğunu hissetmek. Bunu verdiğinizde mutlaka dönüşü oluyor. Evet, bütün hakikaten başarılı işlere imza atan merkezlerin altında bu altyapı Kriterleri, evet, kriterler var. bunlar Çok mevcut. güzel. Peki şimdi saç biraz da bayanlardan konuşalım. Çünkü yani beni özellikle saç ekim konuştuğumuz zaman bayanlar topa tutuyorlar. Ya bizim de saç sorunumuz var, sanki sadece erkeklerde var biliyoruz ama onlarınki daha görünüyor yani onun için. Daha Peki belirgin, daha çok. daha belirgin. Evet. Şimdi bayanlar için ya, özellikle bu mevsim değişikliklerinde çok saç dökülmesi yaşanıyor. Evet, Bizler de evet. yaşıyoruz yani, Evet, ben de evet. siz de belki Evet. yaşıyorsunuzdur. Dolayısıyla ne çözümler önerebiliriz? Bayanlarda da hakikaten saç sorunu artık çok önemsenip çok çözümler aranmaya başladı. Hanımlar yani artık ya saçım dökülüyor. Yani tesettürlü bayanlar mesela illaki görünmesi gerekmiyor saçın. Bu Tabii bir canım. Yani neticede eşiyle baş başa ya da ailesiyle baş başa kalmayacak mı yani? kendisini Kendisi hepsinden aynı. ziyade iyi Tabii, hissetmek ilgili, istiyor tabii. neticede. O yüzden bu bir sağlık sorun yani neticede. Bu Tabii. saçların dökülmesi çok normal bir durum değil. Belli bir sayının üzerine çıktıysa eğer Doktorlar günlük ne diyor bu konuda Mevlüt Hanım? Kaç mesela şimdi anormal? hocalarımız saç dökülmesi konusunda bayanlarda ya da erkeklerde günlük 50-60 telden fazla dökülmeye başladıysa eğer artık bu SOS veriyor demektir. Yani
tamam bir destek alın, bir araştırmaya başlayın. Nedir altında yatan neden? Artık bize bunu söylüyor. Günlük 50-60 telden fazla dökülmeye başlıyorsa. Yapılması gereken şey öncelikle bir uzmandan, bu konudaki hocadan yani doktordan analizle neden olduğunu tespit etmek. Çünkü bayanlardaki saç sorunu erkeklerdeki gibi değil maalesef. Erkeklerdeki saç dökülmesi tamamen kalıtımsal, erkek tipi dökülme dediğimiz saç dökülmesi, androgenetik dökülme diyoruz biz buna. Bayanlarda ise bir sürü nedenleri var. İşte bu dönemde mevsim değişikliğinde yoğun bir şekilde saç dökülmesi yaşıyoruz. Veya bir vitamin eksikliğinde, mineral eksikliğinde veya geçirilen bir doğum hadisesinde mesela akabinde yaşanan saç dökülmeleri ya da bazen bile bile lades yapıyoruz hakikaten. Kuaförlük hizmetlerinde yıpratıyoruz kendimizi. Alınan işte geçen bir hastamız aradı telefonda, diyor ki ben diyor perma yaptırdım ve saçlarım yandı. Hakikaten şu perma an çok döküyor. İnanılmaz kötü bir psikolojideyim, ne yapacağım? Yani o kadar iyi anlıyoruz ki onları hakikaten. Çünkü bizim görüntümüzü tamamlayan en iyi aksesuarımız değil mi tabii saçımız? Tabii canım, tabii ki. Hemen yapılması gereken şey dediğim gibi bir analiz yapılıp sorunun kaynağı tespit edilmeli. Ha, bir kere önce bu tespit edilecek. Evet, önce tespit edilecek. Yani içten gelen bir şey mi var diyorsunuz değil mi? Hormon, tiroid, evet. Şudur budur. Neden? Kansızlık mı? Neden? Buna neden olan faktör nedir? Bunu tespit edip önce o sorunu çözmek tabii ki kökten çözümdür bu. Eğer sorunu çözmeden sadece saçları beslemeye yönelik tedavi yapılırsa sorun devam ettiği için altta o yüzeysel bir tedavi olacaktır. Doğru. İstediğimiz neticeyi elde edemeyebiliriz. Dolayısıyla önce sorunun kaynağına inip o sorunu çözüp akabinde saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral, amino asit karışımından oluşan çok güzel tedaviler mevcut şu an. Ki mezoterapi dediğimiz veya PRP dediğimiz çok özel tedaviler mevcut. Bunları uygulamayı öneriyoruz hanımefendilere de. Ve sonuçlarında da biraz uzun soluklu tedaviler. Hani bir gün veya bir haftada olmuyor tabii ki. Bu da yine kıl kökünün hareketi maalesef çok yavaş. Yani çok sağlıklı bir saç teli dahi bir ayda en fazla bir santim uzayabiliyor değil mi? Hı hı. İşte bundan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki saç tedavileri de uzun soluklu tedaviler. Yaklaşık 4 ay sürebiliyor, 3 ay sürebiliyor. Tedavi protokolüne göre bu süreç değişebiliyor ama sonucunda çok başarılı, güzel, canlı, daha hacimli saçlar oluşabiliyor. Peki bu tür, yani o kökten o sorunu çözüldüğü, evet, zaman hanımlar için konuşuyorum. Bir yandan yani içten o sorun çözülüyor. Hı-hı. Dıştan olan tedaviler yaklaşık olarak ne kadar sürer? Dıştan derken hani bu losyonlar, mezoterapiden bahsettiniz, evet, ya onun, evet, için ben sordum. Evet, onlar işte maksimum 4 ila 5 ay sürüyor. 5 evet, ay ne, evet, kadar sıklıkla? Mesela mezoterapi protokolü bizim kendi grubumuzda 10 seans olarak uygulanıyor. Değişebiliyor mu bu merkezden merkeze? Mesela bazılarında 10 seans, bazılarında işte 10. Mezoterapi 3 aşağı 5 yukarı aynı hemen mıdır? Hemen aynıdır ama PRP uygulamaları farklılık gösterebiliyor. Biz mezoterapide 10 seansı ilk birinci ayında her hafta yapıyoruz. Yani ilk birinci ayında 4 kere. Daha yani sonra 2,5 ay devam ediyor önce bir böyle yani. Tabii her ilk haftaysa. Birinci ayında haftada bir kere yapmak kere, üzere 4 seans yapılıyor. İkinci ayda 4. İkinci ayında 2 haftada bir yapılıyor. Ha, tamam. İlk ay haftada bir. Evet. Üçüncü ayında analiz yapılıyor. Tekrar bir daha bilgisayarda kıl köklerine bakılıp gidişat nasıl? Gidişat nedir, ne değildir? Buna göre karar veriliyor. Ya 15 günde bir yapılıyor ya da ayda bire dönüştürülüyor. Yani eğer 15 günde bir yapılmışsa 4 ayda bitiyor. Ayda bir yapılmışsa 6 ayda bitiyor mezoterapi seansları. PRP'de ise toplam 6 seans protokolü, bunun tedavi protokolü. PRP'nin her uygulaması 2 haftada bir, yani 15 günde bir yapılması daha efektif, daha güzel sonuçlar veriyor. 3 ayda da onu neticelendirmiş oluyoruz. Hatta bazen çok genç hastalarımız, mesela 30 yaşın altında, 18-20'li yaşlarda, 22'li yaşlardaki hastalarımız da, erkeklerde ya da bayanlarda,
kombine edilebiliyor tedaviler. Hem mezoterapi hem PRP ile kombine edilip çok daha gidişatına uygun bir çözüm üretilmiş oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mevhibe Hanımcığım. Buraya kadar geldiniz bu yoğunluğunuzun içinde. Ben fırsat buldukça ediyorum. Bekleriz. Biz şimdilik hani bantlarla da idare ediyoruz ama canlı yayında son derece güzel oluyor. Sizi görmekten mutluluk ben duyuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Sizinle olmak büyük keyif hakikaten. Bizim için de öyle. Çok İyi yayınlar teşekkür diliyorum. Ediyorum. Sağ olun efendim. Evet efendim, önce sağlık devam ediyor. Evet efendim, önce sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu bölümünde biliyorsunuz her hafta bizi yalnız bırakmayan, vakit buldukça şehir dışında da olsa biz buradan sistemlere diyoruz en kısa zamanda kalkıp geliyor eksik olmasın. Doktor Faruk Öncel bizlerle birlikte ve Doktor Öncel yöntemini anlatacak zayıflama konusunda. Malum artık zaman sıkışıyor, havalar kötü de gitse takvim diyor ki artık yaz ayları geliyor. Mayıs geliyor zaten, yarın Mayıs. Dolayısıyla aman diyor kendinize dikkat edin. Biz de dikkat ediyoruz, hemen koşa koşa doktorlara gidiyoruz. Bu işin sanki kışı yok. Kışın aklımız neredeyse, şimdi yumurta kapıya sıkışınca iş. Bakalım neler oluyor, bu zamanda bir şeyler yapılabiliyor mu? Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok iyiyiz lafı şeyden, hani ne derler? Adetten. Adetten. Adetten oldu, öyle diyoruz. Ama biz herkesin bizim gibi iyi olmasını istiyoruz. Amin inşallah. Ve onlara vesile şükür olursak. Yani, evet. Hocam. Hasta han değiliz dedik, ya yani. Şükretmeliyiz. İyi değil, en iyiyi. Hep beraber. Ha, evet. Sizde hep bir beraber. Mükemmeliyetçilik olduğu için hocam her evet. Zaman iyiyle yetinmeyip en iyi, değil mi? Olsun tabii ki, herkes en iyisine, İnşallah. En iyisine layık herkes hocam. Şimdi ben demin dedim böyle bir yumurta kapıya sıkışınca bizim Türk milleti olarak hepimizin bir adeti vardır yani, değil mi? Evet. Doğru evet. Mu hakikaten öyle? Yani evet, biz gerçekten sıkışmayıncaya kadar gerçekten bir şeyi çok gündeme almıyoruz. Daha doğrusu böyle kendimizi sıkıştırıyoruz. Halbuki zamanı doğru kullansak, onu öğrensek ve sırasıyla her şeyi düzenli, programlı, planlı yapsak, inanın ki o kadar güzel olacak ki. İşte geçiş toplumlarında, yani eğitimlileşmeye doğru geçiş toplumlarında bu tür sancılar yaşanabilir. Ancak eğitimlilerin de diğer eğitimlileşmekte olan kişilere tavsiyelerinden biri de bu program. Bakın üniversite sınavlarında en birinciler hep programlı çalıştım ve planlı çalıştım. Kendimi sıkıştırmadım ama her şeye zaman ayırdım. Her şeye zaman ayırdım. Dersimi de çalıştım. Sporumu da yaptım. Kız arkadaşımı da, erkek arkadaşımı da ayırdım. Dostlarımla da. Evet. Bakın her şeyi düzenli yapmış olan kişiler her zaman bir adım öndeler. Bugün hastalarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bakalım ne geliyor şimdi. Daha şeyden, Kastamonu'dan gelmiş bir hasta. Hoş burada, geldi, sefa getirdin. Sağ olsunlar. Hem de Tosya'dan, Cem Boyner'in memleketinden, öyle diyeyim dostum, sağ olsun. Onun memleketinden gelmiş, kilo vermeye çalışıyor. 4 günde 4,5 kilo vermiş. Ay maşallah. Ama İstanbul'da ayağının dibinde olan Doktor Faruk Öncel'in imkanlarını kötüye kullanan başka bir hastamsa 1,5 kilo vermiş. Bu iki kişi arasında, hatta bir haftada 1,5 kilo vermiş. Bir haftada 1,5 kilo, evet, ötekisi yapmış? Bir haftada, yok 4 günde 4 kilo. 4 günde 4,5 kilo vermiş. Bu dışarıdan gelen, dirayetli, akıllı, kendine zamanını doğru değerlendirmeye çalışan, sanki köylü gibi zannedilen ama akıllı olan Anadolu insanı. Şimdi ayağının dibinde olduğu halde koca parasını kullanmaya çalışan diğer hastamsa, eyvah eyvah. Rahata alışmış ya. Ha tabii, evet. Nasıl olsa Doktor Faruk Öncel İstanbul'da. Öyleyse ben ha bugün olmazsa yarın giderim. Yavaş yavaş gideyim. Kocamın da parası çok. Nasıl olsa haybeden oradan buradan kazanıyor. Öyleyse o da verir, ben de harcarım. Yanlış bu. Yanlış bir yaklaşım. Biz sağlık için insan vücudunu ticari meta haline getirenlere karşı mücadele ediyoruz. Halbuki çağırıyoruz. Sizin de işinize gelin. Ne olacak insan, ki uzun uzun. Hayır efendim, işte öyle şeyi versin. Sevmiyoruz işte biz. Biz hastamızı ondan dolayı bugün mesela kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Ne olursunuz sağlığınızla oynamaya hakkınız yoktur. Düzenli bir şekilde bu imkanı kullanmanız gerekiyor. Böyle bir avantaj elinizde. Bunu doğru kullanın.
Anadolu insanı buna mahrum, bizden istifade edemiyor. Ancak bilgilerimizden uzaktan istifade ediyor onun için. Vallahi bugün, bravo. Evet. Ve gelmiş burada. Çok şükür, çok güzel. Haftada 6 kilo vermek, birinci haftada 6 kilo vermek artık sıradanlaştı. Yani bakıyorum çevrede herkes alışmaya başladı. Hızlı kilo vermek ama kontrol altında. Aç kalarak kilo vermek asla...